Herkese merhaba, ben Kutlu Özemrak. İtalya'nın Toscano bölgesinde San Gimignano diye bir köy var. Burası bir ortaçağ köyü. Burada aslında çok böyle gezecek, gösterecek yer var ama size bu videoyu dondurmacı için hazırladım. Burada dünyanın en iyi dondurmacısı seçilmiş bir dondurmacı var. Size onun tezgahını göstereceğim. Aslında geldiğim gün biraz böyle bir sezon dışı ve bir kış günü olduğu için önünde çok uzun kuyrukları göremiyoruz. Normalde çok uzun kuyruk oluyormuş. Şu anda bile bakın arkamda hafif bir kalabalık var. Orası bu dondurmacı. 2006, 7, 8, 9 yıllarında ve hatta 2015'te, 16'da hani defalarca kez dünyanın en iyi dondurmacı ödülünü almayı başarmış. Hani ne tarz bir farkı var? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben de bakacağım. Merak ediyorum. Adı da Dondoli. Bakın şöyle göstereyim size. Dondoli. Şimdi bu tarih itibariyle acayip Japon ve Çinli turistler var burada. Burada çok yüksek sesli konuşuyorlar ya, kavga eder gibi. Şimdi onların arasına dalıyorum. Bakalım Dondoli'nin özelliği neymiş? Evet, bakın 2006, 2007, 8 ve 9 yıllarında en iyi dondurmacı seçilmiş. Şurada da 2016'da. Birçok ödülü var. Gelmiş buraya. Birçok gelen ünlüyü görebilirsiniz burada. Bir antrenörle futbolcular da gelmiş buraya, teklif imzalamışlar. Yatlara girince şöyle boy boy sıralamışlar. Yani 2,5 Euro'dan başlıyor. 5 Euro'ya kadar dondurma var. Aşağı yukarı ya şu büyük olanı alırsanız 35 lira civarında bir rakam alıyorsunuz bu külah dondurmaya. Bayağı bir çeşidi var ama. Evet, dondurmayı aldım. Şu gördüğünüz 3 euro. Yani 20 lira civarında. Yani topu 10 liraya falan geldi. Ricotta peynirli ve frambuazlı aldım. Tadı da bakalım, şöyle bir test edeyim. Güzel. Yani hızlıca şunu söylemem gerekiyor. Çok ekstra bir kuş kondurmamışlar. Ama hani gayet lezzetli bir dondurma. Neye göre dünyanın en iyisi seçildiği konusu hakkında bir fikrim yok. Yani iyi mi iyi. Ama öyle hani İtalya'nın birçok yerinde benzer bir dondurma yiyebilirsiniz. Böyle insan hani wow be, dünyanın en iyi dondurmasıymış demiyor yani. Böyle bir durum var. Ama mekan çok güzel. Bu arada bu köyün özelliği böyle uzun uzun kuleler var. Bunlar da soylu ailelerin kuleleriymiş. Kule ne kadar uzun olursa o kadar zenginliği gösteriyormuş. Yani burada zengin aileler orta çağda birbirlerine şov yapmışlar, durmuşlar. Şu anda 14 tane kule sadece var. Ama
70'in üzerinde eskiden kule olduğu söyleniyor. Ve depremlerde vesaire yıkılmış. Zaman içinde kaybolmuş gitmiş. Burası da böyle bir köy meydanı gibi bir alan. Abimiz köpekle fotoğraf çekiliyor. İtalya San Gimignano'da yapılması gerekenlerden bir tanesiydi. Dondurmacı da dondurma yalamak. Kanala abone olursanız bir sonraki videolardan da haberiniz olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.